Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle Rus edebiyatının büyük ustalarından Nikolay Vasilievich Gogol'ün unutulmaz eseri Ölü Canlar'ı konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle hikayemizin baş kahramanı Çiçikov'la tanışıyoruz. Çiçikov sıradan biri gibi görünebilir ama aslında oldukça ilginç bir plana sahip. Rusya'nın kırsal bölgelerinde dolaşarak ölü köylülerin, yani serflerin isimlerini satın alıyor. Burada ölü canlar ifadesi aslında toprak sahiplerinin ellerinde hala kayıtlı görünen fakat gerçekte ölmüş olan serflerin adlarını temsil ediyor. Peki Çiçikov neden ölü canları satın almak istiyor? Bunun cevabı Çiçikov'un zengin olma planında yatıyor. Çiçikov bu ölü canları ipotek olarak göstererek büyük krediler almayı ve bu sayede servet sahibi olmayı hedefliyor. Çiçikov'un seyahati boyunca tanıştığı kişiler ve onların hayatları, Gogol'ün Rus toplumunun farklı kesimlerini karikatürize ederek eleştirmesi için birer araç haline geliyor. Çiçikov'un ilk durağı, köylüleri konusunda kayıtsız bir toprak sahibi olan Manilov'un çiftliği oluyor. Manilov, Çiçikov'un önerisini biraz garip bulsa da sonuçta kabul ediyor. Çünkü bu ölü canlardan kurtulmak onun da işine geliyor. Manilov oldukça tembel ve romantik hayaller kuran biri. Ama bu hayallerin gerçeklikle pek ilgisi yok. Gogol bu karakterle aslında toplumdaki kayıtsız ve hayalperest insanları eleştiriyor. Bir sonraki durağımız Sobakevich'in çiftliği. Sobakevich, Çiçikov'a göre daha pratik ve hatta biraz kaba biri. Onun karakteri ise toplumdaki açgözlü, her şeyin parasal değerine odaklanan insanları simgeliyor. Sobakevich, ölü canların bile değerini tartışarak pazarlık yapmaya çalışıyor ve bu durum Gogol'ün sistemin çürümüşlüğüne dair önemli bir eleştirisi olarak karşımıza çıkıyor. Ve tabii ki bu yolculuk boyunca en unutulmaz karakterlerden biri olan Korobochka'yla da tanışıyoruz. Korobochka, tam anlamıyla eski köye yeni adet getirme anlayışına karşı çıkan bir kadın. Tutucu ve kurnaz olan Korobochka, ölü canları satıp satmamak konusunda kararsız kalsa da sonunda Çiçikov'a boyun eğiyor. Korobochka karakteriyle Gogol, kırsal Rusya'nın değişime karşı olan tavrını ve köylülerin yeniliklere ne kadar uzak olduklarını çok güzel bir şekilde gözler önüne seriyor. Gogol, bu karakterlerin hepsini kullanarak Rus toplumunun eksikliklerini, açgözlülüğünü ve rüşvetle dolu yapısını oldukça keskin bir dille eleştiriyor. Ancak işin en çarpıcı kısmı, Çiçikov'un bu tuhaf ve ahlaki sınırları oldukça zorlayan planının aslında kimseyi rahatsız etmemesi. Herkes kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor ve bu da Gogol'ün toplumun ahlaki değerlerini sorgulamasına kapı aralıyor. Çiçikov'un planı tam da umduğu gibi gitmiyor elbette. Kasabada insanlar onun bu ölü canlarla ne yapacağını merak etmeye başlıyor ve işler karışıyor. Şüpheler arttıkça Çiçikov'un üzerindeki baskı da büyüyor ve bu noktada roman bir tür kara mizah unsuruyla daha da zenginleşiyor. Herkesin kendi çıkarlarını koruma telaşında olduğu bu ortamda Çiçikov'un büyük planı giderek suya düşüyor. Gogol'ün bu eserinde Rus bürokrasisinin iç yüzü, köylülerin durumu ve toplumsal çarpıklıklar ustalıkla işleniyor. Ölü canlar her ne kadar komik anlarla dolu gibi görünse de aslında insan doğasının bencilliği, ahlaki çöküntüsü ve sistemin yozlaşmışlığı üzerine düşündüren derin bir eser. Çiçikov'un ölü canlar peşindeki bu yolculuğu aslında Rusya'nın çürümüş ruhuna yapılan bir yolculuk gibidir. Gogol'ün üslubu sayesinde bu hikayeyi okurken hem güleriz hem de derin bir hüzün hissederiz. Çünkü Gogol, mizahın arkasına saklanmış acı gerçekleri çok etkileyici bir şekilde sunar. Ölü canlar sadece Çiçikov'un hikayesi değil, aynı zamanda tüm bir toplumun aynasıdır. Bugünlük bu kadar dostlar.
Umarım bu özet hoşunuza gitmiştir ve Gogol'ün dünyasına dair size yeni bir bakış açısı kazandırabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve edebiyatla kalın.